Ateşi gül bahçesine çeviren Hazreti İbrahim, mübarek elleriyle Kabe'yi inşa ederken şöyle dua ediyordu. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Tövbelerimizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Sen, hakikat yolcusu. Kainatın sırrına talip olan insan, Müslüman. İşte hac, işte Kabe. Rabbin seni çağırıyor. Gel ve misafir ol Rabbine. Gel ve hakikat sırrını keşfet. Başı açık, yalın ayak Veysel Karani gibi, nice hak aşıkları gibi çölleri yara yara, gönlünü vere vere gel ve arın. Bilindiği gibi hac yolculuğu genelde hava yoluyla yapılır. Uçuş programları hacılarımızın bir kısmı önce Medine'ye, bir kısmı da önce Mekke'ye gidecek şekilde planlanır. Hac yolculuğu meşakkatli bir yolculuktur. Bu yolculukta sıkıntıyla karşılaşmamak için şu hususlara dikkat etmelisin. İGMG Hac Organizasyonu'nun hacı kimlik kartını hac boyunca üstünde taşımalısın. Sürekli ilaç kullanıyorsan, beraberinde götürmek zorunda olduğun ilaçlardan yeterince almalısın. Valizlerinin üstüne ismini yazmalısın. Hac, ihramla başlar. İhramsız hac olmaz. İhram, hacı adaylarının umre ve hac sırasında giydikleri dikişsiz giysiye verilen isimdir. Ancak ihrama girmek demek, bu giysiye büründükten sonra bazı yasaklara uymak demektir ki, normal zamanlarda bu yasaklar söz konusu değildir. İhrama girmeden önce saç ve sakal tıraşı olmalı, bıyıklarını düzeltmeli, tırnaklarını kesmelisin, koltuk altlarını ve kasıklarını temizlemelisin. Şimdi ihram elbisesi nasıl giyilir bakalım. İhram elbisesi biri belden aşağı, diğeri belden yukarı sarılan havlu veya o türde dikişsiz iki parçadan oluşur. İzar ve rida. Önce izar dediğimiz alt parçayla beden örtülür. Üst kısmında biraz pay bırakılarak kemer takılır. Rida denilen üst parçaysa beli de örtecek şekilde omuza atılır. Ancak tavafa başlandığında sağ omzunu açıkta bırakmalısın. Buna ızdıba deniyor. Tavaf bitince sağ omzunu da kapatmalısın. Kadınlar ihrama girişte normal kıyafetlerini değiştirmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Ellerini ve yüzlerini açıkta bırakacak şekilde örtünmeleri gerekir. İhrama mikat denilen mahallerde girilir. Hac ve umreye gelenler ihramsız olarak bu mahallerin ötesine geçemezler. Mikat bizzat Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz'e tek tek gösterdiği ihrama giriş yerleridir. 5 ayrı mikat yeri vardır. Uçakla doğrudan Mekke'ye gidecek olan hacı adayları, uçak Cidde'ye indiği ve Cidde'de mikat sınırları içinde bulunduğundan, uçağın kalktığı havalimanında veya yakınındaki evlerde ihrama girebilirler. Duruma göre uçak mikat sınırını geçmeden uçağın içinde de ihrama girebilirler. İlk önce Medine'ye, oradan Mekke'ye gideceklerse, Medine'ye 11 kilometre uzaklıkta bulunan Zülhuleyfe denilen yerde ihrama girerler. Mikat sınırlarını ihramsız geçen hacı adayları yeniden dönüp mikatta ihrama girmek durumundadırlar. İhram deyip geçme. İhram beyaz bir kefendir. Dünya elbisesinden soyun ve kefenini giy. Irk, dil, renk, makam, şöhret, rütbe, sınıf, kaldır at. Bunların hepsi gölge, hepsi hayal. Az sonra mahşeri bir kalabalığın arasına katılacak ve bir su damlası olarak okyanusa dalacaksın. Umre ve hac süresince ihramlıyken vacip olan yasaklar var.
bu yasaklara uy. Ta ki ihramdan çıkana kadar. Eklerdir. İhramlı olduğun sürece yapabileceklerine gelince, yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak, diş fırçalamak, diş çektirmek, kırılan tırnağı koparmak, kan aldırmak, iğne yaptırmak, yara üzerine sargı sardırmak, kol saati, yüzük, bilezik takmak, kemer kullanmak, çanta taşımak, palto ve benzeri eşyaları giyinmeksizin omuza atmak serbest. Evet, temizlendin, ihram elbiselerini giydin. Şimdi iki rekat sünnet olan şükür namazı kılmalısın. Namazdan sonra da niyet et. Her niyet bir tohumdur yürekte. Eğer temettü hacı yapıyorsan niyetin şöyle olmalıdır. Allah'ım, senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Mikat bölgelerinde de ihrama girip hemen umreye niyet edebilirsin. Hacı kıran için hem umreye hem hacca, hacı ifrad için de sadece hacca niyet edilir. Sonra telbiye getirmeye başlamalısın. Telbiye şart. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Allah'ım, davetine icabet ediyorum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir. Mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Erkekler telbiyeyi yüksek sesle söyleyebilir. Ama kadınlar seslerini yükseltmemeli. Harem-i Şerif'e selam kapısından gir. Ve Kabe'yi görünce sus. Artık telbiye yok, dua var. En güzel duanı et. Çünkü Kabe'yi ilk defa görenlerin dualarının kabul olacağına dair peygamber sözü var. Bak, senin gibi binlercesi var burada. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş, aynı duyguyu paylaşan bu insanlar senin kardeşlerin. Onlarla ilk fırsatta selamlaş, tanış. Dost ol, kendini burada bir yabancı gibi hissetme. Burası senin evin, burası bizim evimiz, burası Allah'ın evi. Kainatın efendisi müjdeliyor. Hac ve umre için Beytullah'a gidenler, Müslümanların Allah'a gönderilmiş temsilcileridir. Dua ederlerse Allah dualarını kabul eder, mağfiret dilerlerse bağışlar. Şimdi tavafa başla. Ama önce niyetlenmelisin. Allah'ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Tavafa Kabe'nin doğu köşesinde bulunan Hacerül Esved taşı selamlanarak başlanır. Cennetten geldiği ve insanların günahları yüzünden karardığı söylenen bu mübarek siyah taşa yaklaş, eğil ve öp. Genelde Hacerül Esved'in önü çok kalabalık olur. İlla da öpeceğim diye zorlayıp çevrene eziyet verme. Unutma ki o mübarek taşa dokunmak sünnet, eziyet vermek haramdır. Eğer çok kalabalıksa Hacerül Esved'i istilam et. Yani tam hizasına gel. O mübarek taşa yönel, ellerini kaldır. Bismillahi Allahu Ekber diye selam ver ve tavafa başla. Şimdi Kabe'yi 7 defa dönmelisin. Her dönüşe bir şavt denir. 7 şavt bir tavaftır. İlk 3 şavtta peygamberimiz gibi remel yap. Yani hızlı ve celaletli yürü. Sonra akışa bırak kendini. O akıp giden insan selinde kaybol. Ta ki diğer dönenlerle birlikte bir ışık seline dönüşene kadar. Artık sen yoksun. Kimse yok. Sadece dönüş var. Aşk var. Cezbe var. Nur var. Işık var. Sadece Allah var. Tavafta telbiye getirilmez.
dua edebilirsin. Tehliller, tekbirler, salavatlar getirebilirsin. Kur'an okuyabilirsin. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Tavafta mecbur olmadan dönüşe ara verme. Eğer abdestin bozulacaksa, farz namaz için kamet getirilmişse ya da buna benzer zorunlu bir hal varsa ara verebilir, işini bitirdikten sonra kaldığın yerden devam edebilirsin. Dönerken diğer kardeşlerine eziyet verme. Akışı bozacak hareketlerde bulunma. Rüknül Yemani dedikleri köşeye geldiğinde mümkünse dokunarak, değilse yine uzaktan işaret ederek bu köşeyi istilam et ve Rüknül Yemani ile Hacerül Esved köşesi arasında şu duayı oku. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar ve edhilnel cennete me'al ebrar ya azizu ya gaffar ya rabbel alemin. Hacerül Esved'in önünden başlayan dönüşün yine Hacerül Esved'in önüne gelince tavafın bir şavtıyla biter ve o mübarek taş yine aynı şekilde selamlanarak bir sonraki şavta başlanır. Ta ki 7 şavt bitene kadar, yani tavaf bitene kadar. Şavtların sayısından şüphelenirsen az yaptığını kabul ederek 7'ye tamamlarsın. Tavafın bitince Hazreti İbrahim'in makamına yakın ya da o hizanın gerisinde uygun bir yer bul. Ama tavaf edenlerin akışını bozmayacak, onlara rahatsızlık vermeyecek bir yer olsun. 2 rekat vacip olan tavaf namazını kıl ve içinden geldiği gibi dua et. Rabbine dileklerini bir bir sırala ve Hazreti İbrahim'i an. Üzerinde ayak izleri bulunan bu makamdaki taşa basarak Kabe'nin duvarlarını ören o. O öyle bir aşk sahibiydi ki alevler içindeki ateşe korkusuzca atlandı. Ateşi gül bahçesine çevirdi. Şimdi o mübarek zemzemden kana kana iç. Fahri Kainat Efendimiz öyle yapmış çünkü. Önce besmele çekmeli ve salavat getirmelisin. Sonra şöyle dua edebilirsin. Rabbim bana bol ilim ve bol rızık ver. Bana hiçbir vakit susuzluk çektirme. Bil ki bu su sıradan bir su değil. Bu su Yaradan'ın büyük bir lütfu. Bu suda Hazreti İsmail'in çığlığı var. Hazreti Hacer'in gayreti var. Son peygamberin duası var. Zemzem mübarek su. İç ve şükret. İç ve cennetteki Kevser'i hatırla. Şimdi say zamanı. Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmelisin. Safa tepesinden Merve'ye 4 gidiş, Merve tepesinden Safa'ya 3 geliş. Say, umre ve haccın vaciplerinden. Hızlı yürümek demek. Önce Safa tepesine çık. Kabe'ye yönel ve say için dua et. De ki, Allah'ım senin rızan için umre sayini yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Şimdi Merve tepesine doğru yürümeye başla. Tıpkı Hacer annemiz gibi. Hazreti Hacer Habeşli bir köle. Bu ıssız Mekke vadisine bırakılıp gittiğinde ve Hazreti İsmail susayıp ağladığında ne yaptı? Yavrusuna verecek bir damla su bulabilmek için işte bu tepeler arasında gitti geldi. Sen şimdi onu taklit ediyorsun. Onun gibi su arıyorsun. Hayat bu işte. Hep bir su peşinde koş. Eğer gereği gibi tedbirini alır, gereği gibi tevekkül edersen, bak Rabbin sana ne zemzemler bağışlıyor. Yürürken içinden geldiği gibi dua et. İstersen tehlil, tekbir, salavat getir. Serbestsin. Yeşil ışıklara dikkat et. Erkeklerin bu ışıklar arasında hervele yapması, yani koşması gerekiyor. Kadınların hızlı bir şekilde yürümeleri yeterli.
Temettü haccına niyetli olanlar say bittiğinde tıraş olup ihramdan çıkarlar. Erkekler saçlarını ya dipten keserler ya da kısaltırlar. Kadınların saçlarının ucundan parmak ucu kalınlığında küçük bir tutam kesmeleri kâfidir. İhramdan çıkmış olanlar birbirlerini tıraş edebilirler. Peygamber Efendimiz kesilen saçlar kadar günahların döküldüğünü belirtiyor. İhramdan çıkışla birlikte bütün ihram yasakları da kalkmış olur. Eğer ihramlı bulunan süre içerisinde bilerek veya dalgınlıkla yasaklardan biri ihlal edilmişse sadaka verilebilir. Bunun miktarını rehber hocalara sormak gerekir. Hacı kıran veya hacı ifrada niyet eden hacı adayları ihramlı kalmaya devam eder. İhramdan kesinlikle çıkamazlar. Temettü haccına niyet edenlerse tıraştan sonra hac için yeniden ihrama girene kadar Mekke'de ihramsız dolaşabilirler. Çünkü temettü haccı için vacip olan umre bitmiştir. Şimdi yapılması gereken Arafat'ı beklemektir. Tabii bu süre zarfında tekrar ihrama girerek aynı şekilde yeni umreler yapılabilir. Bunun çok fazileti vardır. Bu vakit iyi değerlendirilmelidir. Çokça nafile tavaf yapılmalı, 5 vakit namazlar sürekli harem-i şerifte kılınmalı, Kur'an okuyup dualar edilmeli, tesbihatta bulunulmalı, nafile namazlara yer verilmeli, tefekkür ve zikir ihmal edilmemeli. Unutmayalım ki Kabe'yi seyretmek bile sevaptır. Zilhicce'nin 9. günü yani Arefe. Şimdi guslet, abdest al, ihram elbiseni giy ve 2 rekat namaz kıl. Sonra hacca niyet et. Allah'ım, senin rızan için hac yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Ve Mekke'den ayrıl. Çünkü hac başladı. Hac, Kabe'den ayrıldığın anda başlar. Dışarı çık ve kafilelerden birine katıl. Irk, dil, renk farkı olmayan o büyük birliğe katıl ve Arafat'a doğru yürü. Yürürken telbiye, tehlil, tekbir ve salavat getir. Dua et. İstersen bu yürüyüşten 3 gün önce Peygamber Efendimizin yaptığı gibi Mina'da konaklayabilir, kaldığın otelden değil Mina'dan Arafat'a geçebilirsin. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin ve onu size gösterdiği şekilde anın. Arafat, Mekke'nin 25 kilometre uzağında bulunan geniş bir alan. Hac vakti bir mahşer alanıdır Arafat. Arafat, hikmet ve bilgi demektir. Hakikat bilgisinin verileceği, hakikatle yüz yüze gelineceği yerdir burası. Bembeyaz kefenler içerisinde bütün insanlık burada dirilmiş, hesabının görülmesini bekler gibi bekler. Arafat'ta sünnete uygun olarak öğle ve ikindi namazları bir ezan ve 2 kametle birleştirilerek kılınır. Buna cem-i takdim denir. Namazdan sonra haccın en önemli rüknü olan vakfeye geçilir. Vakfe durmak demektir. Yani belirlenen günde ve vakitte ihramlı olarak Arafat'ta beklemek. Bu duruşa yetişemeyen o sene hacca yetişememiş sayılır. Vakfe öğleden sonra zeval vaktinde başlar. Bayramın 1. günü tan yerinin ağarmasına kadar sürer. Namaz kıldıktan sonra ayağa kalkılır. Kıbleye karşı dönülür ve ayakta dua edilir. Tekbir ve tehlil getirilir. Ayakta durmak müstehap. (Gülüyor)
Arafat'ta bulunan her anın değeri vardır. İçten gelerek geçmiş günahlar hatırlanır, samimi şekilde tövbe edilir, gözyaşı dökülür. Ana baba için, aile ve akraba için, bütün ümmeti Muhammed için dua edilir. Çünkü burada edilen dualar geri çevrilmez. Bu yüzdendir ki bu vakitte Arafat'ta bulunmak bir Müslüman için en büyük nasiplerden biri. Uzun yıllar birbirlerini aradıktan sonra burada buldular birbirlerini. Tabii buluşunca biri diğerine Araf'tı, tanıdın mı? O da Araf'tı, tanıdın dedi. Ve burası Arafat oldu değerli kardeşlerim. Gün batımıyla birlikte Arafat'tan Müzdelife'ye doğru hareket başlar. Kafileler belli bir plan dahilinde yola çıkarlar. Müzdelife, Arafat'la Mina arasında harem sınırları içinde kalan bir bölgedir. Diğer ismi Meş'ari Haram'dır. Meş'ar, bilinç ve anlayış demektir. Müzdelife'ye varıldığında akşam ve yatsı namazı bir ezan ve bir kametle kılınır. Sonra yatsının son sünneti ve vitir namazıyla devam edilir. Burada da vakfe vardır ve haccın vaciplerindendir. Vakfe gece yarısında başlar. Bayram sabahı gün doğuşuna kadar sürer. Müzdelife, mücadeleye hazırlanma yeridir. Mücadele kime karşı mı? Şeytanlara. Şimdi eğil ve yerden taş topla. Bunlar küçük küçük taşlar. Dikkat et, nohuttan küçük, fındıktan büyük olmasın. Yoksa etkisiz kalır. Gün ağardığında yola çık. O sel gibi akan kalabalığa katıl. Şimdiki hedefin Mina. Mina aşk ve inanç demektir. İstersen Mina'da çadırlara vardığında biraz dinlenebilirsin. Sünnet olan o uzun yürüyüş sonucu gidip sembolik şeytanlarla esas da nefsinle bir bir savaşmak. Büyük, orta, küçük. Üç şeytan çıkacak karşına. Bayramın ilk günü sadece büyük şeytana 7 taş atılır. İkinci ve üçüncü günlerse küçük şeytandan başlamak üzere her üçüne de 7'şer taş atılır. Bunun için 49 taşa ihtiyacın var. Bunu 70'e tamamlayıp bayramın 4. günü de taşlama yapabilirsin. Şeytan taşlamak haccın vaciplerinden. Taşı atarken dikkat et. Her bir taş sağ elin baş ve şehadet parmakları arasında tutulur. Bismillahi Allahu Ekber rağmen li şeytani ve hizbihi. Taşlama küçükten büyüğe yapılır. Atılan her taş şeytana isabet etmeli ya da onu çevreleyen havuza düşmelidir. Taş atılırken diğer Müslümanlara eziyet edilmez ve hemen havuz kenarından ayrılmak gerekir. Sıhhat bakımından taş atamayacak durumda olanların yerine başkasının atma ruhsatı vardır. Taşları attıktan sonra dua edilir. Şeytan, kendini ve küçücük çocuğunu ıssız Mekke Vadisi'ne bırakıp giden Hazreti Hacer'i kocasına ve Yaradan'a karşı kışkırtmak ister. İsyan ettirmek ve inancını koparıp almak ister. Ama her seferinde taşlar onu, o tevekkül abidesi mübarek kadın, savaşır onunla. Şeytan taşlamak oradan geliyor.
Burada her şey bir sembol. Bunu unutma. Belli semboller çerçevesinde mücadele ederek hayatı kazanmayı, varoluşun amacı olan aşkı keşfetmeyi, seni ondan alıkoyan engelleri aşmayı, şeytanın vesveselerini yenmeyi öğrenmek için geldin. Taşlama sonrası vacip olan bir ibadet var sırada. Kurban kesmek. Hacı kıran ve hacı temettü yapanlar için kurban kesmek vacip. Hacı ifrat yapanlarsa kurban kesmezler. Kurban, bilindiği gibi Hazreti İbrahim'in bir mirası. Hac kurbanı harem bölgesinde bayramın birinci günü şeytan taşlamadan sonra tan yerinin ağarmasından itibaren kesilir. Vekaleten de kesilebilir. Etinden kestiren dahil herkes faydalanabilir. Hani çocuğu olduğunda onu Allah'a kurban vermeye söz vermişti Hazreti İbrahim. Yaratıcıya olan aşkı için ateşe atlamakta bir an dahi tereddüt etmeyen o yüce peygamber, oğlu Hazreti İsmail'in sevgisini aşkının önüne geçirince Allah Azze ve Celle verdiği sözü tutmasını istedi. Hazreti İbrahim tuttu sözünü. Öz oğlunu kurban etmek için yatırdı dizleri dibine ve bıçağı çekti şeytanın onca vesvesesine rağmen. Çünkü Allah ebedi var olandı. Ondan başkası sadece birer gölge. Ama bıçak kesmedi. Ahit yerine gelmişti. İmtihan kazanılmıştır artık. Bayram hak edilmiştir. İşte koç. O kurban edilecekti. Ve koçla birlikte nefse pay çıkaran İsmail tutkusu. Seni Allah'tan alıkoyan tutku ne? Mal, mülk, şöhret, makam ya da para tutkusu mu? Onu ancak sen bilirsin. Korkma. Yatır bıçak altına. Nefsine pay çıkarma. Arafat'ta söz vermiştin, unuttun mu? Beni senden alıkoyan her şeyle savaşacağım demiştin. Bunu böyle bil ve Hazreti İbrahim'i anarak kes kurbanı. İlk gün şeytan taşlandıktan ve kurban kesildikten sonra saçlar kesilerek ihramdan çıkılır. Normal elbiseler giyilir. Cinsi münasebet hariç ihram yasakları kalkar. Cinsi münasebet yasağı ise ziyaret tavafından sonra kalkacaktır. Sırada ziyaret tavafı var. Ziyaret tavafı bayramın ilk günü gecesinden başlar. Ziyaret tavafı haccın iki farzından biridir. Yapılmadığı sürece hac tamamlanmış olmaz. Tavafın yapılışı aynen daha önce izah ettiğimiz gibidir. Sadece niyetler değişir. Ve bu kez... Allah'ım, senin rızan için ziyaret tavafı yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Arafat'a çıkmadan önce de yapılabilir. Ama kurban kestikten sonra yapılması daha efdaldir. Tavaf sonrası iki rekat namaz kılıp zemzem içtikten sonra Safa ve Merve tepelerine çıkılıp önceden izah edildiği şekilde niyetler umre yerine hacca göre değiştirilerek say yapılır. Mekke'den ayrılmadan önce yapılacak son tavaftır, vaciptir. Hacıların son görevidir. Niyet bu kez veda tavafına diye değiştirilerek aynen öncekiler gibi yapılır. Sonunda namazı kılınır, zemzem içilir. Ziyaret tavafından sonra nafile tavaf yapmış biri veda tavafı yapmadan Mekke'den ayrılacak olursa veda tavafı yapmış sayılır. Gözyaşları içerisinde yapılan veda tavafıyla birlikte hac tamamlanmıştır artık.